Selamlar herkese, ben İlter Alptan Harmony Gürel. Lore Masters turnuvasının yarı finalinde Berserkçi ile oynadım. Bir önceki videoda Fujitora ile olan karşılaşmamı seyretmiştiniz. Fujitora'yı eleyerek yarı finali yükselttim. Berserkçi de Bilecik Soul'u eleyerek yarı finali yükseldi. Burada yarı finalin yayın tekrarını bu videoda paylaşıyor olacağım sizinle. Bir önceki videoya gelen bir yorum hoşuma gitti. Özellikle şunu istemiş, demiş ki video maçların analizini videonun en sonuna koymak yerine, örnek veriyorum, birinci maçın analizini birinci maçtan hemen sonraya koysan olur mu denmiş. Hani sonrasında silikleşiyor. Hani tam hemen oyunun üzerine analiz daha iyi olabilir diye. Şimdi bazılarınızın seyir zevkini kaçırabilir bu. Analizi görmek istemeyenler olabilir. Bazılarınız da hemen seyretmek istiyor olabilir. Bu videoluk bunu deneyeceğim. Yani hemen maçın sonrasında o maçın analizini koyacağım. Daha kısa analizler yapmaya çalışacağım. Sonrasında hani siz de yorumlarda belirtirseniz böyle mi daha iyi oldu yoksa diğer türlü mü? Hani ondan sonrasında zaten bir tek final maçı kalıyor geriye ama yine de en azından finali tam istediğiniz şekilde yaparız. İyi seyirler, görüşmek üzere. Burada ilk hangi desteğin seçilebileceği konusunda çok fazla düşünce var. Bunları da hesaba kattım aslında. Olabildiğince düşünmeye çalıştım aslında. Daha fazla düşünebilirdim. Bütün kombinasyonları falan hesaplayabilirdim ama gerek olmadığını düşündüm en sonunda. Ona karar verdim. Çünkü şöyle bir şey var. Bir tavsiye edeyim. Daha önceki bu konularda tecrübeli oyunculardan biri söylüyordu bir yayında. Genelde oyuncular böyle finale, yarı finale çıktıklarında bir anda farklı bir şeyler yapmalıyım kafasına girer, yaptıkları şeyi değiştirmeye çalışırlar diyordu. Bunun yanlış olduğunu söylüyordu. O zamana kadar işe yaramış şeyi yapmaya devam etmek daha doğru hamle deniyordu. Katılıyorum kesinlikle. Şunu tutacağım. Can çeken karakteri var çünkü onu öldürmek için kullanmak önemli olacak. Bir mana da bir şey inmedi. Olmadığı için mi acaba? Her türlü bu daha iyi. Herkesi bir kez denerim. Bunu öldürecek. Bu daha iyi olabilirmiş. Elinde iki tane vardı Wild Fist. Birini harcamış oldu ve can çekemeden harcamış oldu. Bu bizim için güzel. Bunun için sakladım elimde gizemli atışı. Bir saniye. Emret komutanım. Makay. Makay'ı yerken öldürmek önemli. Ne kadar yüze çalışıyor olsak da Makay benim birimlerimi çekip öldürebildiği için Makay'ı öldürmek önemli. Dört manası kaldı. Bunu oynayabilirim. Bekle.
Güzel çekmiş blokerlerini. Peki. Kendi kartını öldüremiyor. Güzel haber. Beş mana bırakıyor. Elinde sadece bir tane Grasp of Undying var destesinde. Ama yine de onun etrafında oynamak mantıklı. Aa, benim atak turum muydu? Ha, gerçi atak yapmıştım zaten sanırım. Yapmamış mıydım yoksa? Okey, emin değilim. Atak yapmadan geçmiş olabilirim. Sıkıntı yok, öyleyse de. 4 mana. Yedi manası var. Okey. Yapabildiklerimi göstereyim. Elinde bir tane Grasp of Undying var destesinde ama elinde olabilir. O yüzden riske atmıyorum. Güzel. Kazandık. 6 manayla durduramaz çünkü. Vengeance sadece durduruyor bunu. O da 7 mana. Evet, 1-0 başladık. Hadi bakalım. İlk maçı hemen az önce seyrettiniz. Agroburn'e karşı derin destesi. Şimdi Agroburn derin destesini rahatlıkla yenebiliyor çoğu senaryoda çünkü derin destesinin gelişmek için biraz vakte ihtiyacı var. İşte bir yandan kart atması, bir yandan işte bedel düşürmesi, bir yandan deniz yaratıklarının işte sahaya inmeye başlaması falan gerekiyor ve bunu biraz yavaş bir şekilde yapıyor derin desteleri. Bu yavaş gelişimi sağlamak için oyalamak adına şu 1-4'lük, yani burada hepsi hasar yemiş olsa da aslında 1-4'lük kurbağayı oynayıp can çekip bir yandan işte denize kart atabiliyorlar ya da işte 3'e 2'lik bir kartı var can çekmesi olan onu kullanabiliyorlar ama bu maç esnasında o tehditleri hep doğru bir şekilde savuşturdum. Bu kurbağaları öldürmedim. 3'e 2'lik birimini gizemli atışla öldürdüm çünkü gizemli atış mesela 100'e kullansan 2 hasar veriyorsun ama o 3'e 2'lik birimi öldürmek için kullandığında onun 3 can çekmesini engelliyorsun. 1 hasar kârda oluyorum. Bu maçı kazandıran nokta şuydu. Şimdi biz turnuva boyunca birbirimizin destelerini hep bilerek oynuyorduk. Ya çünkü biz turnuvalarımızı yolladık Riot Games'e dedik işte şu desteleri kullanacağız. Sonrasında herkesin desteleri herkesin görebileceği şekilde paylaşıldı. Dolayısıyla ben bu maçı yaparken Berserkçinin destesinde sadece bir tane Grasp of Undying kartı olduğunu biliyordum.
Yine de o bir tane Grasp of Undying'in yani bir birime 3 hasar verip 3 can çekme kartının bir tane olmasına rağmen destesinde elinde olabileceği ihtimaline yönelik oynadım hep. Ve sürekli olarak Noxus Şevkini kullanabilecek kadar mana tuttum elimde. Ve oyun sonunda en son bütün komboları bir arada yapabileceğime emin olduğumda Kızıl Talebe'yi oynadım. Ondan sonra ona bir hasar verip buradan oyunu bitirme tehdidi oluşturdum. O zaman rakibin tek çözümü Grasp of Undying'ti ve onu kullandığında da Noxus Şevkini kullanarak oyunu bitirdim. Yani burada önemli olan kısım sürekli olarak rakibin elinde olabilecek karta göre açgözlülük yapmadan oynamaktı. Yani çok daha önceden daha fazla birim koyabilirdim tahtaya, daha hızlı oynamaya çalışabilirdim falan. Ama hep 3 mana elimde tutmaya çalışmak, Noxus Şevkini tutmaya çalışmak bana oyunu kazandıran nokta oldu diye düşünüyorum. Çünkü başka türlü Grasp of Undying ile 3 can çekmesi ve birimi öldürmesi benim de buna bir cevap veremem. Oyunun kaderini etkileyebilirdi. Durum bu şekilde ilk maçta. Yine derin destesiyle oynuyor. Biraz kötü çektik. Bakalım. Baya kötü. Neyse toparlayabiliriz. Elimizde iki tane kart çekme var. Şu an yapmam gerekiyor. Bir manası kaldığı için. Tamam, fena olmayan bir şey çektik. Şu an işimize yaramayacak direkt, tamam. Tamam, bu güzel. Dört manası var. Can çekmesine izin verdim. Hata yaptım. Burada bunu sona koymam gerekiyordu. En başa bunu koymam gerekiyordu. Ama hadi bakalım. Burayı hızlı oynadım. Kesinlikle bunu başa koymam gerekiyordu. Beş manayı artık
The Warrior of the Depths oynayabilir. Yani şey, inince bir minyonu yiyebilen birim. Kartımı çekecek. Yaşattık biraz onu, o yüzden sıkıntı ama bakalım. Elimiz yavaş geldi, onunla alakası var biraz. Tekne gezintisi için güzel bir gün. Tamam, derinleşti. Sanırım yok, bir kart kalmış derinleşmesine. Şimdi derinleşti. Bakalım buradan sonrası birazcık zorlu olacak. Bunu yiyebilmek için derinleşmesi gerekiyordu. Bunun direkt Nexus'um altı vurması hoş değil. Inerse sıkıntı olabilir şu an. Bitirmeye oynuyor. Saldırıya çıktığında eksi 2 atak verecek herkese. Bu da 2 hata düşecek. Sadece bir tane şeyle savunabilirim. Burada 13 hasar var. Eksi 2 atak yedi. Şunu mu öldürmek önemli, şuna savunmak mı? Nexus'uma ekstra vurabileceği bir şey yok değil mi? Aa, gerçi 15 vuruyor şu ikisi toplam. Buraya yenildik gibi gözüküyor. Özellikle şu kartın gelmesiyle birlikte. Benim şununla savunmam gerekiyordu. Ama gerçi şu her türlü bitirebiliyordu sonraki tura.
Çok zor. Herkes bir bahçedir. Derin destesinde böyle bir şey var. Güçlendikten sonra durdurulamıyor. Ya çok zor durduruluyor diyeyim. Şunu mu öldürecek? Ekstra hasar vurmamı istemedim. Bunun dönme ihtimali yok değil mi? Şu ölmediği için. Orada hata yaptım çünkü. Zaten şu da yaşayacak her türlü. Yok yok. Bunu zaten sonradan kullanmam gerekiyordu. Direkt hata kafasına girdim. Sonraki maçı daha dikkatli oynarım. Şey olur. Gelmeyecek ölünecek de. Ya gelse de bir şey fark edeceğinden değil. Şu zaten. Dost denizci canavarlarına korkunç veriyor. İki tane elusive var. Yani bir tanesi gitti bir tanesi kaldı ama. Fark eden bir şey olmuyor yani. Aynen fark eden bir şey yok. Elimi daha iyi çekebilirdim. Sıkıntı yok ama. Derinle oynayamayacak artık. Karmalax ya da Swain Vile oynayacak. Bu oyunu çok hatalı oynadım. Birkaç yerde birkaç hatam vardı. İkinci elusive indiğinde arada bir fark kalmadı anlaşılıyor ama çok hatalıydı yani bu oyunum. Burayı oynamam. Yine de sıkıntı yok. 1-1 oldu. Derin destesini artık kullanamıyor. İlginç bir derin destesi tercihi yapmış bu arada. Onu turnuva sonrasında analizde anlatırım. Ama bayağı ilginç bir derin destesi yani. Şey normalde derin desteleri biraz kontrol gibi oynanıyor. Oyun sonunda açılacak şekilde. Hızlandırmış desteği. Birkaç kart tercihiyle. İkinci maç Endure karşı derin destesi. Şimdi bu karşılaşmayı yenmek için benim oyun başından itibaren baskı kurmam ve oyunu erkenden bitirmem lazım. Agro ile yaptığım gibi. Şimdi agro ile oynarken 3 tane dikenli kurbağa çekmişti. Fakat ben bu dikenli kurbağaları öldürecek şekilde saldırmadığım için, özellikle dikkat ettiğim için dikenli kurbağalar çok bir iş yapamamıştı. Sadece hani blok sağlamışlardı fakat can çekmesine ya da denize kart atmasına izin vermemişti ki denize kart atsa da çok bir anlamı olmazdı. İkinci maçta ise direkt bu çamur toplayıcılarıyla başladı. İkisini de oyun başında çekmek bayağı güzel derin destesi oynarken. Hem denize kart atıyorsunuz hem erkenden sahaya birim iniyorsunuz. Bunun yanına sonrasında yine dikenli kurbağa ekledi, jaul avcıları ekledi. Başlangıç eli gayet iyiydi yani. Hani o ne kadar yavaş bir deste olsa da derin destesi, asıl o güç patlamasını yaşayacağı ana kadar ki oyalamayı çok iyi yapabilecek şekilde kartlar çekti. Benimse başlangıç elim pek iyi değildi. Yani çok daha agresif başlangıçları var. Örnek veriyorum. 2 manada direkt 7 hasar verebileceğiniz lanetli bekçi artı doymaz kasap kombosu var mesela bu destin. Ama turnuva boyunca yapamadım mesela. Hiç ikisi aynı anda oyun başında elime denk gelmedi. Ama hani dediğim gibi olabiliyor. Zaten olabildiğince hani nasıl kazanmak istiyorsanız onun ihtimalini arttırmak üzerine kartlar koyuyorsunuz. Benim kartlarımda olabildiğince hani baskı kurabilmek üzerine bunun ihtimalini arttırmak için ne kadar kart koysam da bütün kartları böyle hani 1 mana 2 mana yapamam ki oyun ortasında da güçlü olsun. Kendi içinde sinerjileri de olsun, farklı etkileşimleri de olsun.
Burada da fark ondan koptu diye düşünüyorum. Oyun başında çok iyi çekemedim. Onun çektiği kartlar fena değildi. Burada genel olarak o baskıyı kuramadım ya da kurmaya çalıştığım baskı hep karşı taraf tarafından yanıtlandı. Burada bir tane hatam vardı. Burada saldırı yaparken 4'e 3'lük birimimi saldırının en başına koymam gerekiyordu. Yani oyunun kaderini değiştiren bir fark değil, fakat bunu en başa koymuş olsaydım yine 1-4 ile orada savunacaktı. Yine kart atacaktı. Yine çok pardon. Yine kart atacaktı. Yine iyileşecekti ama İyileşmeyi en başta alacağı için canı 20 olacaktı. Sadece bir can iyileştirmiş olacaktı. Sonra 3 yiyecekti, 17 olacaktı. Bu senaryoda canı 18 oldu. Bir hasar farkı var. Belki 4-3'lükle saldırılmayabilebilirdi. Yani sadece korkunçlarla saldırmayı da tercih edebilirdim. Belki o da bir opsiyon olabilirmiş. Ama saldırıyorsam dediğim gibi en başa koymam gerekiyordu. Bunun gibi hangi birimiz savaşta hangi sıraya koyacağınız çok çok önemli olabiliyor. Mesela işte Darius'u en sona koymak, Kalista'yı en sona koymak, Lucian'ı en sona koymak gibi. Hani savaş esnasında yaşanabilecek olayların o birimi seviye atlatabilecek olması gibi farklar mesela çok bariz olanları. Ama bunun dışında işte can çekme durumları falan gibi durumlarda da yine aynı şekilde önemli oluyor diyebiliriz. Bu oyunun ilerleyişinde çok fazla yapacak şey olmadı açıkçası. Erkenden Elusive birimine inip kart çekmeye başlayabildi. Gayet güzel takaslar yapabildi. Hani sağının kontrolü burada bende ama canı full. Hani 6. şeye gelmişiz. Mana barına gelmişiz ama canı hala 18. Yapabildiğim bir şey yok ve sonrasında zaten bir anda güç patlaması yaşıyor derinleşerek. Sonrasında da benim için oyunu kazanmak pek mümkün olmuyor. Burada bir yerde çok büyük bir hata yaptım. Bir de onu söyleyebilirim bu maça dair. Hatalardan biri bence burada bu saldırıyı yapmak. Yani elimde sebatkarlar var. Hem birimim ölsün hem canı azalsın. Belki sebatkarlarla oyunu bitiririm diye saldırmak istedim ama hani çok verimsiz bir saldırı benim için. Belki beklenebilirdi tekrar saldırı yapmak için ama orada da şeyi yaşadım. Hani tur gitgide ilerliyor. O derinleşti bile. Benim artık kazanmak için bir şeyler yapmam lazım stresini yaşadım ama hani doğru şey bu şekilde saldırıya çıkmak değildi muhtemelen. Ha, saldırıya çıkmasaydım da bunları savunmada kullanamazdım. Onun oynadığı kartı yine engelleyeceği için ama yine de belki tutulabilirdi. Ha, burada oyunun kaderini değiştiren kart burada da Dalgaların Dehşeti. Derin Destesi'nin en güçlü kartı Dalgaların Dehşeti ve rakibimin şansına bunu Jao Lavcıları oluşturmuş. O da bayağı iyi. Ya olabilir bu arada. Hani, o çok şanslı ondan kazandı falan gibisinden değil. Benim şanslı olduğum bir sürü nokta var. Rakiplerimin şanslı olduğu bir sürü nokta var. Hani zaten bu şanslar genellikle birbirini dengeliyor. Çünkü bir kart oyunu oynuyoruz ve şans bu işin bir parçası. Desteleri kurarken işte hangi kartlarla oynayacağını seçerken, elinde hangi kartı tutacağını seçerken vesaire, bu şansı da aklında tutarak olabildiğince ona göre oynamaya çalışıyorsun zaten. Şimdi Dalgaların Dehşeti'ne 7 manayı oynayabilmiş olması derinliklerin çağrısıyla birlikte burada direkt bu tur bana ölüm tehlikesi oluşturdu. Burada hatalı oynadım. Ruhsis'i oynadım ama Ruhsis'i oynamama gerek bile yoktu. Burada muhtemelen en doğru hareket sebatkarlar oynamak olacaktı. Sebatkarlar oynamayacaksam da Ruhsis'ini koyduktan sonra artı şeyi Kuzey'in hiddetini ruh sisine basıp bu 9'a 8'e öyle karşılamam doğru hareket olacaktı ki canı 2'ye düşsün. Sonrasında diğer turda onu şu komboyu yaptıktan sonra rakip çekerle çekip öldürebileyim diye. Fakat hani bu hatayı yapmış olmam da yine aynı şekilde oyunun kaderini etkilememiş. Çünkü elinde ikinci bir sıyrılgan birimi daha varmış. Zaten derin hali 6 hasar veriyor. Benim 2 canım kalmış. Hani dayanamayacaktım. O güçlenmeyi yaşadı ve sonrasında oyun benim için bitmişti. Benim çok daha erkenden baskı kurup kazanabilmem gerekirdi ama burada başlangıç ellerinin oluşturduğu bir fark durumu söz konusuydu diye düşünüyorum. Yoksa öyle çok hani oyunun gidişatını etkileyecek hatalar vesaire yoktu ortada. Hani sınırlı kaynaklar içerisinde yapılabilecekler yapılmıştı iki taraf açısından da diye düşünüyorum. Güzel maçtı yine de. Karmalax'la girdi. Mirror oynamak istemiyorum acaba?
Karmalaks'a karşı ordunun doğumu fena değil. Habis ziyafetin çok az yerde etkisi olabiliyor. İfrit çağıran fena değil. Benim çok agro başlamam lazım. O yüzden bunların hepsini atmam gerekiyor. Belki ifrit çağıran durabilir. Ama bu üçünü de atmam gerekiyor benim. E ama daha iyi olmadı böyle. Freljord bugün bizi üzüyor resmen. Ya bu destenin çok fazla agresif açılımı var başlangıç kartlarında. Hiçbirinin gelmemiş olması birazcık üzücü. Şimdi 3 manaya bir sürü şey oynayabilir. Bu risk alınır mı yoksa vurulur mu? Altı manaya Remembrance oynayarak başlarsa hasar bile çıkaramam. O yüzden vuracağım önce. Yani bu da durdurur değilse. Yedi manası var. Örnek veriyorum. Ordunun doğumu kullanabilirim. Ama kullanırsam Elise'mi nasıl söylenir? Elise'in seviye atlamasına izin vermez büyük ihtimalle. Ama en doğru hareketin ordunun doğumu olması lazım. Çünkü ifrit çağıran koyduğumda sahaya sonraki tur atağa çıktığımda İfrit çağıranın kendisiyle atağa çıkamam çünkü 4-4 kafa kafaya vurdukları anda can çeken birimi ne oynayacak? O yüzden en doğrusu bu. İkinci bir porsukayı. Pekala. Anma oynadı. Pekala. Şöyle yapsak kaça bırakıyoruz? 6. Çağıran mı mantıklı şey mi? Beni buradan çıkarın.
Can çalmalı birimini oynayacak mı bakalım. Varsa tabii. Varmış oynadı. Herkes bir bahçedir. Cıvıl cıvılsın. İlk hangisi vuruyor? İlk bu vuruyor. Şimdi elinde single combat olmasa bunu yapacağını sanmıyorum. Yine de Atrocity'yi denemek durumundayım. Ki single combat varsa onu da harcasın. Yokmuş, GG. Güzeldi. 2-1. Wow, 200 kişi. Hoş geldiniz. Şimdi üçüncü maçımız Endure karşı Karmalax. Bu maçta çekilen kartlar bayağı önem taşıyabiliyor. Benim erkenden baskı kurmam çok önemli. Onun tekli çatışma, işte can iksiri, İonya'nın istenci gibi büyük kartların erkenden çekmesi çok önemli. Burada dördüncü turda ben ordunun doğumu oynuyorum ve sağımda Elise var. Yani Elise seviye atlayacak. Burada şuna baktım. Az önce yayın tekrarını seyrettim Berserkçinin. Elinde tekli çatışma var mıydı diye. Çünkü burada ikinci bir ayı inmeyi tercih ediyor ben bunu yaptığımda. Ve sonrasında da herhangi bir başka bir şey yapmıyor. Tekli çatışma var mı diye baktım. Yokmuş elinde. Eli bayağı kötüymüş. İşte iki tane Lux, bir tane Karma vesaire şeklinde bir eli var. Tekli çatışma olmadığı için burada kullanamamış. Olsaydı mutlaka kullanırdı diye düşünüyorum çünkü. Burada çünkü Elise'in seviye atlamasına izin verilmez yani. Ki zaten oyun burada koptu. Yani bu maç direkt burada koptu. 3 tane örümcekle birlikte Elise'im seviye atladı. Sonraki turun başlangıcında direkt Yok Kayran koleksiyoncusu oynadım. Rakibim burada anma kullanmayı tercih etti. Anma kullanmak haricinde de yapabileceği çok fazla bir şey yokmuş açıkçası. Elinde aydınlık muhafız var ama aydınlık muhafızı oynayamayacak çünkü kendi birimi ölmeyecek. Zaten ben örümceklerimle çekeceğim. Hani ekstra hasar yememek için en azından anma kullanıyor. Anma kullansa da ben burada çok güçlü bir atak yapıyorum. Hem şu üçü doğrudan rakibin Nexus'una vurabiliyor. Hem de şu üçü ölünce ne kadar işte üçüyle de verimsiz takas yapıyorum gibi gözükse de hani diğer şu üçüyle rahat saldırabilmek için bu üçünü de rakip çeker özelliğiyle kullanmam gerekiyor. Hem de hani verimsiz takas olmasına rağmen rakipten hiçbiri ölmese de bu üçü de öldüğünde Yok Kayran koleksiyoncusu bir 3 hasar daha vuruyor ve rakibi direkt 6 cana düşürüyoruz burada. Bu da bayağı önemli bir fark. Yani zaten dediğim gibi bu 4 ve 5. tur kombosu arasında oyun bayağı bir kopuyor. Çok fazla hasar veriyoruz. Oyun ilerisinde de bu durumu değiştirebilecek herhangi bir şey olmuyor. Baskıya devam ediyorum. Yok Kayran koleksiyoncusu zaten sağda kaldığı sürece çok büyük bir tehdit. Ama rakibinde tekli çatışma kartı olmadığı için bir şey yapamıyor. Burada aydınlık muhafız iniyor ama aydınlık muhafız onu öldürmeye yetmiyor. Çünkü ya burada herhangi bir başka bir olay yapılmasa bile direkt bu saldırıda ben kazanıyorum. Nasıl kazanıyorum? Şu ikisiyle önce atağa koyuyorum. 2 birlikle 4-2'yi çekiyorum. 2 birlikle 4-2'yi çekiyorum. En son Elise'le aydınlık muhafızı çekiyorum. Ve bu şekilde zaten sadece bu ikisi vurabilse bile Nexus'a 4 hasar. Bu ikisi öldüğünde 6 hasar. Hani bu ikisinin kapışmasına kalmıyor. Yine burada tekli çatışmaya ihtiyacı var rakibimin. Burada sanki şey yapılabilirdi.
Rakibim burada düzenli saldırı oynuyor. Ama düzenli saldırı oynamak yerine belki derin meditasyon oynanıp tekli çatışma çekilmeye çalışılabilirdi. Hani iki mana olacaktı. Sonrasında yine çok bir fark olmazdı. Burayı kazanıyordum hani. Hatta ben burada düzenli saldırı oynayınca rakibim dedim ki herhalde elinde tekli çatışma var artık. Blöf olarak düzenli saldırı oynuyor. Çünkü direkt kazanacağım ben burada diye düşündüm. Düzenli saldırıyı doğru oynamış. Önce aydınlık muhafızı seçerek oynamış. Ama hani elinde tekli çatışma olmadığından oynamış. Ben buna cevap olarak hunharlık kullanıyorum. O da derin meditasyonu şimdi oynuyor. Ve eline tekli çatışma geliyor ama zaten artık manası kalmamış olduğu için hunharlık oyunu bitiriyor. Böyle bir oyundu. Belki derin meditasyon daha önceden kullanılabilirdi. Birazcık daha fazla hasar almayı göze alıp. Ama hani doğru kartlar elinde olmadığı için yani Lux, Karma bunlar güzel kartlar ama ayna karşılaşmasında erkenden çekmek isteyeceğin kartlar. Bu tarz böyle agresif bir desteğe karşı çok yavaş kalıyorlar. Daha fazla yanıta ihtiyacın oluyor. İki tane ayı güzel olsa da hani mesela Bannerman'e karşı iki tane ayı daha ideal ya da Aggro'ya karşı iki tane ayı daha ideal olabiliyor. Ama Ender'ın kartları zaten böyle minik minik ölmesini istediğin kartlar olduğundan hani büyük bir koruma da olsa çok fazla işine yaramıyor rakibin. Burada da o anlamda bir şanssızlık ve hani bu komboların ne kadar güçlü oluşunda etkili olduğu farkı belirledi diye düşünüyorum. Daha güzel kartlar çekseydi işler birazcık daha zorlu olabilirdi. O zaman sebatkarlara kalabilirdi oyun. Ama avantaj bende gibiydi o başlangıçtan sonrasında ve böylece tamamlanmış da oldu. Bir. Benim Karma Lux'ım kaldı. Onun hem Karma Lux'ı hem de Swain Vy destesi kaldı ki Swain Vy destesi oldukça ilginç bir deste. Beğendim açıkçası. Çok beklenmedik şeyler falan koymuş. Bakalım. İlk hangisiyle oynayacak? Sanırım Swain Vy'i tercih edecek Karma Lux'ıma karşı öncelikle. Ya agro destenin kazanma olasılığı daha yüksek. Mirror sevmiyor olabilir. Ya yani Mirror sevse bile Agro'yu denemek daha mantıklı ilk başta. Agro'ya karşı şunu tutmak gerekiyor. Derin meditasyon da tutulabilir ama. Hatta bu desteğe karşı tutmak lazım sanki bir yandan düşününce. Eye of the Dragon çekmek de çok önemli Agro'lara karşı. Ama derin meditasyonda can potu vesaire çekebildiği için oldukça önemli. Aslında gölge suikastçı da fena değil. Ama agro çok fazla tehdit sunduğu için birçok yönden. Okey. Baltam nerede? Tamam, hazırım. Direngen ruha bir cevabı yok sanırım desin. Ama olmasına da gerek de yok bir yandan. Ben bununla kafa kafaya girmem gerekecek. Direkt atağa çıkması lazım. Bu Yapar büyük sefer daha iyi ihtimalle. savaşacağım. Her şey zafer için. Ya bunu yapmak durumundayım açıkçası. Yoksa çok fazla hasar yiyorum. Ki bende. Bayağı burn'ü hissettiriyor şu an. Takır takır. Tekli çatışma kartının gelmesi gerekiyordu bana. Gelmedi. Şunları Olsun. suratına atıverelim hele. Sen gel anlaşırız. Hadi bakalım. Bir saniye. Bayağı bitici gibi duruyor. Çok hızlı oynayabildi çünkü. Tamam, hazırım. Bu sefer daha iyi savaşacağım. Yani burada pek bir seçeneğim yok.
Hamle sırasını bilerek bana bıraktı. Aydınlık muhafız oynadığım anda bir büyüyle bitirecek. Şu an onu yapma lüksüm yok o yüzden. Ya elimde eğer tekli çatışma olsaydı deneyebilirdim. Aydınlık muhafız oynamayı. Ki o zaman da riskli olurdu çünkü 5 manası var, 2 büyü oynayarak 2 hasar verebilir çok rahatlıkla. Şu an yapabileceğim tek şey derin meditasyon oynayıp şansın nasıl olacak onu görmek. Başka bir opsiyonum yok zaten. Örnek 1. Yine bir canda kalıyorum. Yine çok riskli bir canda kalıyorum. Manası yok ama elinde bir şekilde Nexus'u hasar verebilecek bir kart olduğuna eminim. Çünkü bu destenin olayı o yani. Ah, bu çok kötü oldu. Mystic Shot vesaire gibi bir kartı varsa direkt bitiyor burada. Herkesi bir kez denerim. Yine çekemedik. Tabii ki hazırım. Bu atak yaptığı anda da bitiyor. Bayağı zor bir duruma soktu bizi. Yani bunu denemek en mantıklısı gibi duruyor. Ama ya elinde 3 kart var. Bunlar arasında Nexus'uma hasar veren bir olmama ihtimali çok düşük diye düşünüyorum. Şunu oynayıp can potu çeksem yine yeterli olmuyor bu arada sanırım. Ki can potu çekme ihtimalim oldukça düşük. Elimde tekli çatışma kartı olmadığını göstermiş oldum bu arada. Bu hareketle. Tamam, hazırım. Sıra bende. Ya zaten iki vursa yetiyor. Şu an bitti oyun. Çünkü ben Ionia'nın istancını kullandığımda elindeki büyülerden birini kullanacak ve bitecek. Ya bunu nasıl koyduğumun bir farkı yok bu arada. Elinde mesela birime hasar ver, diğerine artı 2 artı 2 var kartı varsa zaten bitiyor. Ya da örnek, başka bir örnek. Agro'ya karşı, ya agro'yu çektiğinde pek kazanmak kolay değil. Karma Lux'la da, başka herhangi bir desteyle de. Gerçi fena olmayan desteler var. Dördüncü maçta benim Karma Lux desteme karşı rakibimin agro burn destesi vardı. Burada rakibim gayet güzel oynadı. Eline gelen kartlar da gayet iyiydi. Benim hızına yetişemeyeceğim şekilde yüksek bir tempoyla canımı çok hızlı bir şekilde azalttı. Ya burada belki hata olarak değerlendirilebilecek birkaç tane kısım var. Öncelikle ilk durum bu. Saldırısı sonuçlanmış, benim birimim ölmüş. Aydınlık muhafızı koyabiliyorum. Aydınlık muhafızı koymalı mıydım burada? Benim burada sorguladığım şey şu. Aydınlık muhafızı oynarsam
elimde bir büyü yok. Hani tekli çalışma olsa belki tamam doğru hareket olur ama tekli çalışmam yok. Aydınlık muhafızı oynayamam. Çünkü işte biçen balta kullandığı anda ölüyorum. Noxus Şevki kullandığı anda ölüyorum. Ama belki de orada aydınlık muhafızı oynamalıydım. Tekli çalışma var elimde, blöfü yapabilirdim. Çünkü ekstra iki tane büyü manam var. Belki de burada doğru hamle aydınlık muhafızı oynamaktı bu sebeple. Çünkü ben aydınlık muhafızı oynadığımda tekli çalışma içinde manam olduğu görüldüğünde belki rakibim oyunu bitirmeyi denemezdi. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Çok düşük bir ihtimal olmasının sebebi de şu. Ben burada derin meditasyon oynuyorum. Rakibimin bir büyü kullanarak oyunu bitireceğini düşündüğüm için. Ve rakibim, bu arada benim mana harcamamak gibi bir lüksüm de çok fazla yok. Hani belli bir miktar manayı elimde tutup o büyü kullanırsa diye pas geçmem gerekebiliyor yer yer. Ama full pas geçeyim diyemem çünkü iki candayım. Hani normal şartlarda agroya karşı oyunun uzaması agronun işine yarar. Pardon, yaramaz. Agronun zararına olur. Ama bu durumda benim iki canım varken riskli benim direkt pas geçmem. Hani ikimiz de pas geçmiş olsak, ikimizin de 5 manası yansa bunun zararı bana daha büyük. Neyse. Burada derin meditasyon oynadığımda bir tane can iksiri çekiyorum. Ve rakibim burada biçen balta oynuyor. Dina için yeterli manam yok. Biçen baltayı oynadığında can iksirini kullanarak bir canla hayatta kalıyorum. Şöyle, ben burada aydınlık muhafızı oynamış olsaydım ve rakibim biçen balta atmamayı tercih etmiş olsaydı mükemmel senaryo. Elinde tekli çatışma var, ben bir şey yapmayayım şimdi deseydi mükemmel senaryo. Ama orada hani mana verimliliği için ben tekli çatışma kullanabilecek olsam dahi biçen baltayı kullanırdı ve oyun orada biterdi diye düşünüyorum. O yüzden derin meditasyon muhtemelen daha iyiydi ama yani işleri de çok değiştirmedi. Belki de orada o blöfü yapmak daha iyiydi o açıdan. Direkt elimde tekli çatışma olsaydı daha da iyiydi tabii ki. Ama oyun zaten aydınlık muhafızı 5. turda koyamayacak kadar baskı altında kaldığım için o noktada kopmuş durumdaydı. Hani burada da çok bir değişiklik yapamıyorum bu durumu değiştirmek adına. İkinci hata da burada. Belki hani şunu yapmalıydım burada. Ya elindeki bütün kartlar büyü olabilir. Oyunu şu an bana kazandıracak bir şey yok. Hani bir cevabım var gibi blöf yapmaya gerek yok. Çünkü o bir büyü kullanırsa benim buna bir yanıtım olmayacak. Hiç böyle role girmeyeyim. Blöfe falan çalışmayayım. Direkt oyunu bitirmeye çalışayım deyip örnek veriyorum, Lux oynayıp saldırıya çıkabilirdim. Elinde Kızıl Talebi varmış. Yani ben Lux oynamış olsaydım ve elinde oyunu bitirebilecek bir büyüsü olmasa bile benim oyunu bitirmemi engelleyecek şekilde savunma yapabilirmiş gayet. Ama hani bu noktada benim için aslında işler çok bariz. Bir canım var. Tamam, onun dört canı var ama benim doğrudan bir hasarım yok rakip Nexus'a. Ve rakibin sahayı doldurma şekline muhtemelen bir yanıt veremeyeceğim. Bu çok bariz. Buradaki bir diğer sıkıntı da işte 6 manam var. Pas geçmek zorunda kalıyorum. Neden? Çünkü rakip ne kullanırsa hani benim yanıtım sadece Ionian istenci ve düzenli saldırı. Bunlar da 4 ve 5 mana büyüler. Başka herhangi bir şey oynama lüksüm yok. Hani canınız bu kadar düştüğünde bayağı bir kısıtlıyor neler yapabileceğinizi. Daha önceden durdurmanız gerekiyor ama o da işte rakip iyi kartlar şeklinde. Sizin Karmalax'ın elindeki kartlar da 3. tura kadar hiçbir şey koyamadan işte en fazla ejderin gözü koyup biraz tutabilerek olduğu için de o hıza yetişemiyorsunuz ve çok kolay bir şekilde bu canlara düşüp bu sınırlayıcılıkla oynamanız gerekebiliyor. Ben de burada aynı hatayı yaptım ve sonucu zaten benim için ölümcül oldu. Burada da oyun şöyle bitti. Hani bir manalık minyona Ionia istenci kullanmam gerekti. Diğer minyonuna aban özelliği kazandırarak oyunu bitirdi. Belki de öncesinde dediğim gibi daha agresif kartlar oynamam gerekiyordu. Benim korkum daha çok Noxus Şevki, Ay Çok Heyecanlı falan gibi kartlar üzerineydi. Ya o an tam turnuvada hangi kartları düşündüğümü hatırlamıyorum. Şu an Berserkçinin destesinde Noxus Şevki mi vardı yoksa başka bir kart mı hatırlayamadım. Ona bakarım hemen. Ama orada turnuva esnasında hani bu kartları düşünerek etrafında oynamaya çalıştım.
Bu da benim ölümüme sebep oldu kısacası. Muhtemelen yapılabilecek çok fazla da bir şey yoktu. Rakibim de güzel oynadı. Tebrik ediyorum o açıdan. Dördüncü maçımız da bu şekilde sonuçlanmış oldu. Çok ufak bir ekleme. Rakibimin o sırada elinde hep gizemli atış varmış zaten. Hani benim sürekli oyunu bitirebilir, oyunu bitirebilir diye oynamam gayet doğruymuş. Hani doğru bir hisle onun etrafında oynamaya çalışmışım. Ama zaten değişen bir durum yokmuş. Yani gizemli atış direkt bitiriyor oyunu. Hani ben Dina'yı oynayabilirim diye kullanmıyor muhtemelen o da. Ama Dina'yı da zaten elimde yoktu. Bu maç her türlü gideceğiymiş benim için. Bunu da bu detayı da eklemek istedim. Evet, Mirror karşılaşmasına kaldı. Şimdi bu karşılaşmaların bazılarında çok kötü kart çektim. Gerçekten kötü kart çektim. İki Atrocity ile başladım falan. Ama Mirror'da çok çok şanssız olmazsak kazanabileceğime inanıyorum. Hadi bakalım. Mirror'da can iksirlerinin neredeyse hiçbir anlamı yok. Çok az anlamı var diyeyim. Hiç değil. Anlamı var. Sadece daha düşük kalıyor. Agro'ya karşı özellikle iyi. Bol bol büyü çektik. Bir yandan iyi, bir yandan sıkıntı olabilecek bir şey. Çok emin olalım. Lux'ı çekmek önemli Mirror'da. Okey, Ejder'in gözü çekmiş. Bu bizim açımızdan iyi. Şimdi Anma oynayacağım. Dina yatabilir ama Dina yatarsa tek Dina'yı oynamış olacak. O yüzden bizim için durum iyi. Gelebilecek en iyisi geldi. Çok iyi. Beşi yemeği tercih etti. Payıma düşeni yapacağım. Kaçamazsın. Yine direkt saldırarak başlıyoruz. Derse hazır ol. Bu sefer yememeyi tercih etti doğal olarak. Kendi şeyini yiyecek şimdi. Aydınlık muhafızını. Can verenler için savaşıyorum. Sıkıntı yok. Biz derin meditasyon oynayıp elimizi güçlendireceğiz. Üç, altı, dokuz. Tamam. Yani canını fullleyebilecek. Ona yapacak bir şey yok. Adalet için vur. Peki. Şimdi Lux oynarsam biraz tehlikeli olabilir. Lux oynadığımı düşünelim. Yapabileceği birçok şey var. Bunlardan biri 5 manaya ikili saldırı oynamak. Concerted Strike oynamak. Hem bariyerini kırıyor hem Lux'ı öldürüyor. Ben oraya tek çatışma oynarsam yine geriye 4 manası kalmış oluyor. Çok iyi sonuçlanmayabilir bizim açımızdan. Sana yol göstersin. Destede iki tane Concerted Strike var. Birini harcamış olur yaparsa da.
Yaptı sanırım. Yo, anma oynadı. İlginç. Manasını tamamen kullanmasını beklemiyordum. Tamam. Anma oynadıysa şunu bir şeyden çıkartalım. Aa, neyden denir? Aa yok, bir dakika. Tamam, izin vereceğiz. Öyle yapsaydım o da güçlendirilmiş şekilde gelecekti. 4-4'ümü çıkarmak önemli. 5 birimi. Yani benim zaten 2 hasar veren tek kartım gölge suikastçı. O yüzden bunu çıkarmak daha mantıklı. Zaten bunu health pot da kullanabilir. Manası kalmadığı için rahatlıkla bariyerimi kullanmış oluyorum böylece. Güzel. Vilofia'nın falan mı gelecek acaba? Dinayım olsaydı burası dinaydı. Dinayım olmadığı için. Vurmasına izin mi vermeliyim? Bariyer oynasam önce biri bariyerine vuracak. Önce bunu seçmiştir, değil mi? Bunu bekliyordum. Bundan korkuyordum biraz. Hatalı oynadım burayı. İzin vermem lazımdı sanırım. İki manası kalıyordu çünkü sadece. Bir de geri eline gidecek sonra. Burayı hatalı oynadım. Bir tane laksımız eksilmiş oldu. Elinde daha az kart var ama 5 kart var. Bunu şimdi oynamalı mıyım ya? Yok, değilim sanırım. Düşünüyorum. Değilim.
Işık sana yol göstersin. Tamam. O da mı karmayacak sonraki tur? Altı manaya hala Lux'ımı öldürebilir o yüzden. Yani şu an yapma lüksüm yok onu. Mana anlamında o daha karlı çıkıyor, doğru. Ama yapma lüksüm var mı? Yok. Peki. İlginç bir mirror oluyor. Birebir aynı tahtada olanlar. Duygularım ve mantığım el ele. Hayat varsa umut da var. Bunu gelebileceğini tahmin ediyorduk zaten. Direngen ruhu şimdi kullanacağım sanırım. Aynen. Işığımı sakladığım yeter. Buna tek cevabı Vilofion'un ya. Yani belki bunu öldürebilir 5 manaya. Önce karmasını öldürmek daha mantıklı. Güzel. Çok güzel. Kötülüğe kötülükle cevap vermek doğru mu? Sıfır, okey. Aa, gerçi şu iki. Sağ ele sağ, tiri değil. Elimde çok fazla şey oldu. Lazer oluşmayacak. Direkt yüzüne vurmaya çalışsam 5 vurur bu. Bunu vurup saldırıya çıkmak daha mantıklı. Buna izin veriyor muyum? Yine 12 canda kalıyor. Sonra bir tane daha inecek. Onun zaten cevabım var. İzin veriyorum. 5, 7. Tam yapıyor zaten. Bir tane daha inecek. İnsin. Tamam. Ya lazer de daha fazla vuruyor ya. O yüzden çok bir şey fark etmiyor. Artık kendimi tutmayacağım.
Elinde 3 kart kaldı. Biri zaten aydınlık muhafız. Can basabilirdim bu arada. Gerek duymadım. Dört manası var. Bunu mu oynasam? Aynen. Bunu oynamak daha mantıklı şu an. Dört büyü çekiyorum değil mi? Elimde kaç kart var? 6-7. Bunu kullanırsam 6 kalıyor. 4 büyü çekiyorum. Lazer gelmiyor. O yüzden şöyle yapmak durumundayım. Ya bu normalde tek başına bir tane getiriyor ama dediğim gibi elim fazla doluyor. Ha gerçi şunu da yapabilirdim. GG. 3-2. Biraz yavaş oynadım. Hatta hatalar da yaptım muhtemelen bu Karma Lux kısmında ama. Ya mesela sonda artı atak vermek yerine o Yılmaz Öncü çağıran 3 manalık kart vardı ya. Onu kullanmak her türlü daha mantıklı. Çünkü 2 tane Yılmaz Öncü çağırıyor. Garanti oluyor. Bitirmen. Bu şekilde yine garanti oluyor olabilir. 4 vuruyorsun. Gerçi yok. Küçüğe kullanırsın. 5 vuruyorsun. Sonrasında saldırıya çıkıyorsun. En fazla vuranı blokluyor. Yani Lux'ı. Geriye kalan hasar... Pardon. Aynen. Yo, en fazla hasar vuran 7'ye 3'lük ejderha kızıydı. O yüzden onu blokluyor. Geriye kalan hasar yine yetiyormuş. 12 hasar kalıyor. Zaten canı 5 gitmişti. 8 olmuştu. Her türlü bitiriyormuş. Yine de emin olmak istedim ya. Finaldeyiz. Süper. Berserkçi ile son maçımız Karma Lux destesine karşı Karma Lux ayna karşılaşması. Ben bu karşılaşmada kendime oldukça güveniyordum çünkü çok fazla kez oynadım. Ve hani birçok yönden hakim olduğumu düşünüyordum. Hangi kartlar tutulur elinde bu durumda, hangi kartları erkenden oynaman gerekir, hangi kartı saklaman gerekir. Yani yine hata yaptığım kısımlar oldu maç esnasında ama yani oyunun en büyük hatası muhtemelen şuradaydı. Karma Lux'a karşı Karma Lux'da Ejder'in gözünün neredeyse hiçbir işe yaramıyor. O yüzden Ejder'in gözü hani elinde tuttuğu bir kart değil, sonradan geliyor ama anması varken elinde Ejder'in gözü oynamaması gerekiyordu rakibinin ikinci turda. Ejder'in gözü dediğim gibi hiçbir fayda sağlamıyor. Ben üçüncü turda rahatlıkla anmamı kullanıyorum. 5'e 5 alabileceğim en iyi kartı alıyorum. Dayanıklılığı olan kartı alıyorum. Rakibim burada artık biraz çözümsüz kalıyor. Çünkü tempo dışında da kaldı. Anmayı kullanamıyor 3. turda. 1 mana eksik. Sonraki turda kullanamayacak duruma göre. Sürekli kayıyor o tempo. Yani 3. turda oynamak anmayı yapılabilecek en iyi hamle gibi bir şey. Karma Lux'a karşı Karma Lux'a. Nasıl kötü duruma dönüşebiliyor? Sen anma oynadığında rakip deny oynarsa. Fakat deny oynanma ihtimali çok düşük. Çünkü Karma Lux listesinde sadece bir tane deny var. Ve siz anmayı oynadığınızda cevap olarak bunun gelme ihtimali düşük. O yüzden Ejder'in gözü oynamak burada en büyük hataydı diye düşünüyorum. Ya direkt maçın kırılma anı, başlangıcı. Çünkü sağ kontrolü oradan başlayarak böyle benim lehime doğru kaymaya başlıyor. Ve ben o sağ kontrolünü işte can iksirleriyle şununla bununla olabildiğince uzun süre devam ettiriyorum. Son karşılaşmadaki en büyük hatam benim burada. Rakibim düzenli saldırı kullanıyor benim 5-4'lük birimimi öldürmek üzere. Çünkü ben saldırıya çıktıktan sonra o 4'e 4'lük bir savunma koyduğunda can iksiriyle canını tam ölmeyecek seviyeye çıkartıyorum. Rakibim de buna bir cevap verme gereği duyuyor haklı olarak ve düzenli saldırı kullanıyor. Şimdi benim burada yapmam gereken şey aslında derin meditasyon oynamak.
Ya da hiçbir şey yapmamak. Yani buna direkt doğrudan izin vermek. Rakibim ekstra bir şey yapacak mı diye beklemek. Çünkü iki manası var. Tekli çatışma için hala manası var. Ben burada sağ kontrolün çok fazla kaybedeceğim endişesine düşünüyorum. Çünkü burada düzenli saldırıya izin verirsem rakibimin 4-4, 5-5, 4-4 toplam 3 tane birim olacak. Ve ben hani Lux'la savunma yapmak çok fazla zaten istemeyeceğim. Rakibim çok güçlü tehditler oluşturabilecek gibi. Sonrasında Aydınlık Muhafız inemem düzenli saldırı tamamlandığında. Çünkü bir manam kalıyor. Yine tekli çatışması varsa direkt Lux'ım ölecek. Ama yine en azından sağım birazcık daha güçlü olacak. Ya burada yapılabilecek en iyi şey bana ya anma oynamak ya da derin meditasyon gibi geliyor. Anma oynadığımda yine ölüyor Lux'ım ama daha verimli bir şekilde oynamış oluyorum anmayı. Derin meditasyonla da iki manaya tekli çatışma gelme ihtimali var. Hani bariyer zaten tamam güzel bir kart ama Lux kopyası o aslında bariyer ve elime Lux gelmişken atmamam gerekiyor. Karma Lux ayna karşılaşmasında en önemli olan şey Karma'yı ve Ezreal'ı daha önceden, pardon Ezreal demişim. Karma'yı ve Lux'ı olabildiğince erken çekmek, Karma'yı da olabildiğince erken sahaya koyabilmek. Ben burada Lux'ımı koyduktan sonra sahaya korumasını tam yapamadığım için birazcık geri düşer gibi oluyorum ama o ikinci Lux'a güveniyorum. Ama bunu işte çok elzem olmadıkça bariyer şeklinde kullanmamak lazım. Dediğim gibi burada en doğru hareket muhtemelen derin meditasyondu. Ben sağ kontrolünü çok kaybetmeyeyim kafasına girip Ionian'ın istenci kullanmaya çalıştım. Ionian'ın istencini kullandıktan sonra rakibim tekli çalışma kullanıyor. Hem Lux'ım ölüyor hem de Aydınlık Muhafız eline dönüyor. Tempodan ne kadar oynayamayacak olsa da aslında ben inanılmaz bir değer kaybı yaşıyorum burada. Bayağı sıkıntı oluyor benim için. Ha, en azından şu oluyor, sahasında tek bir birim kalmış oluyor. Sonrasında ben de hani ejderin gözü oynayıp ondan sonra o da iki tane büyü kullandığım için kendi ejderini getirebiliyor. Sonraki tur saldırı yemeyeceğim kısmında beni korumaya alıyor diyebiliriz. Ben tekrar Lux oynuyorum çünkü bariyerli geleceğini biliyorum ve ayna karşılaşmasında Lux'ın hani çok önemli olduğunu biliyorum. Sağda olması gerektiğini biliyorum. Burada ne kadar derin meditasyon iki manaya oynanabilecek olsa da oynamamam lazım çünkü rakibimin 7 manası olacak. Belki bir şekilde cevabı olabilir, bir şekilde beni sıkıntıya uğratabilir. Hani 3 mana zaten tutmak her türlü avantajıma ki derin meditasyonu 4 manadan oynamak bile bazen işime gelebiliyor Lux daha kolay lazer oluştursun, seviye atlasın diye. Zaten tur burada bitiyor, rakibim herhangi bir şey yapmıyor. Sonrasında şimdi o da Lux iniyor. Sağımız birebir aynı. 10. tura geliyoruz. Karma iniyor. Ben de Karma iniyorum. Sağımız yine birebir aynı. Manamız birebir aynı. Elimizdeki kartlar farklı. Ve elimizdeki kartların farklılığı da zaten burada farkı belirleyen unsur oluyor. Şu ana kadar işte düzenli saldırı kullandı. Tekli çatışma kullandı rakibim. Bu kartları kullanmış olması erkenden benim hani işime gelen bir şey. Erkenden demeyelim gerçi. Hani hep verimli kullandı ama bu kartları ne kadar çok kullandırabilirseniz ayna karşılaşmasında karmanız, işte Lux'ınız o kadar güvende oluyor. Bir de benim burada şansıma direngen ruhu ben çekmiştim ve rakibimde Ionian istenci yok. Ve zaten maç orada direkt kırılma yaşıyor. Tekli çatışmayı kullanıyor. Elindeki son tekli çatışmaydı sanırım. Direngen ruhla karmayı ölümsüz yapıyorum. Burada Ionian istencini çekse de önemli değil benim için bu noktada. Çünkü tamam Ionian istenciyle karmayı elime yollar ama 2 manası kalır sadece ve Lux'ı yine seviye atlamamış olur. Çünkü Ionian istenci de sadece bir büyü sayılacak. Toplamda sadece 4 mana harcamış olacak. Buradaki 2 tane tekli çatışma da boşa gidecek. Ama benim direngen ruhumla direkt 2 tane lazer oluştuğu için bayağı önde olmuş oluyorum doğrudan. Her türlü direngen ruh kartı o yüzden burada doğru seçenek. Lux'ım ölecek olsa dahi doğru seçenek. Sonrasında zaten rakibimin elinde de buna yönelik bir kart olmadığı için hem karmasını hem Lux'ını temizleyebiliyorum ve benim için muazzam avantajlı bir duruma geliyor. Burada rakibimin hatası direkt karmayı öldürmeye çalışmak diye düşünüyorum. Belki daha farklı şeyler deneyebilirdi burada, denenebilirdi gibi geliyor bana. Hani benim manam varken, tam 8 manam varken, direngen ruh kullanabilecekken bana bu fırsatı sunmamış olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ve zaten orada da kopuyor oyun.
buradan sonrası baya avantajlı benim için. Çünkü sahamız birebir aynıyken bir anda ben muazzam bir şekilde öne geçiyorum. Ve sonrasında hani ne yapsam zaten kazandıracak şeyler beni. Yine hatalı oynamışım. O hatayı da şöyle göstereyim. Burada bu kısım değil. Burada. Hatam burada şu. Şu 3 manalık yavaş büyüyü görüyorsunuzdur Mifer'i. O Mifer'i oynayıp 2 tane 3'e 3'lük birim getirmem gerekirdi sahaya. 2 tane çünkü karma kopyalayacak. Ve zaten direkt onu kullandığımda bir tane lazer gelecek elime. O lazerle de rakibin aydınlık muhafızını doğrudan öldürecektim. Yani en güvenli kazanma şekli oydu. Çünkü ekstra 2 birimle hani 6 birimle saldırıya çıkacağım. Her türlü 12 vuracaktım. Onu yapmadım. Onun yerine Ionian istenci kullanmayı tercih ettim. Artık işte tekli çatışması kalmadı. Oynasa bile elimde yanıtım var falan diye düşünerek. Ama gerek yoktu. Yani dediğim gibi. Yılmaz öncüleri oynasaydım daha iyiydi. Ionian istencini oynuyorum. Rakibimin bir cevabı yok. Eline gidiyor. 4 manası kaldı. Tekrar aydınlık muhafız oynayamaz. Ben de biraz onu düşündüm. Hani tekrar oynayamayacağı için bu tur oyunu bitiririm diye. Ama lazerle de gayet onu öldürüp bitirdim. Sonrasında zaten yine aynı şekilde Yılmaz öncüleri oynamak daha iyi ama biraz daha işin şekil kısmına giriyorum sanırım. Yani şekil demeyeyim de daha hızlı oynamak istiyorum sanırım anlık büyü olduğu için. 3 atak veriyorum güç disipliniyle. Pardon 6 atak veriyorum. 2 kez gerçekleşiyor tabii ki ejderin gözüne. Sonra son parıltı oluşuyor. Onu kullanıyorum. Bu ölecek. Sonrasında atağa çıktığımda hangisini bloklarsa bloklasın. Öldürücü hasar veriyorum zaten lazerde buradan hasar vereceği için. Ve oyun bu şekilde bitiyor. Yarı finale kazanmış oluyorum. Burada hani dediğim gibi Yılmaz öncüler daha doğru olurdu. Ionian'ın istencine nazaran. Yine de hani çok önde olduğum için bu noktada değişen bir durum yok. Orada sağımız birebir aynıyken benim direngen ruhla 2 tane lazer oluşturabilmem ve rakibimin artık elinde tekli çatışma kalmamış olması çok önemli bir faktördü. Oyun başındaki rakibimin ejderin gözünü kullanmış olması, anmaya manı bekletmemiş olması çok önemli bir unsurdu. Oyun böyle birkaç farklı nüanstan benim erken iki tane Lux çekmiş olmamdan falan koptu. Ve sonrası da zaten bu şekilde gerçekleşti. Güzel maçlardı. Berserkçi'yi de tebrik ediyorum. Yarın final karşılaşması Fujitora'yla o maçları da yayınlayacağım. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.